Merhabalar, Şengül ben. Kitap yorumuyla karşınızdayım. Cengiz Aytmatov'un Yıldırım Sesli Manasça Kızıl Elma, Beyaz Yağmur ve Baydamtal Irmağında adlı öykülerinden oluşan kitabı. Nora Yayınları. Kaç sayfa? 121-122 sayfa. Cengiz Aytmatov, Kırgız yazar. Büyük bir Kırgız yazar. Gün Olur Asra Bedel çok meşhurdur ve Cengiz Aytmatov bizim aynı zamanda bu Selvi Olyum Al Yazmalı'nın yazarıdır. Hani şu Türkan Şoray, Kadir İnanır, Sevgi Neydi, Sevgi Emekti falan. O burada dört tane hikaye var bu kitapta. Bir kere şöyle söyleyeyim. Betimlemeleri çok güzel Cengiz Aytmatov'un. Türk dilinde yazıyor. Kelimeler çok güzel. Sizi içine çekiyor. Hikayeyi anlatış biçimi, üslubu. Yani mesela işte kurduna sahip çıkıyorsa veya köpeğine sahip çıkıyorsa o sahip çıkarkenki halatın gerginliğini falan bile anlatıyor yani. Böyle güzel bir detay verme alışkanlığı var. Ben çok seviyorum. Yıldırım Sesli Manasçı'da bir olay anını anlatıyor size. Bu Yıldırım Sesli Manasçı olacak oğlanın Yıldırım Sesli Manasçı olduğu an, yani kaderinin yazıldığı an diyeyim. O çocukluğuna dönüyor ve o olayı anlatıyor. Ve o olayı çok güzel birleştiriyor. Tabii bunları işlerken de böyle kuşları falan anlatıyor. Kuşların dilinden insanlara anlatıyor. O kadar güzel anlatıyor ki keyif alırsınız. Kızıl Elma, bir adam var, İsa Biyeko. Eşinden ayrılmak istiyor. Kızıyla biraz zaman geçiriyor ve kızıyla geçirdiği zaman süresince böyle bir içsel uyanış söz konusu oluyor. Böyle bir geçmişe gidiyor, geçmişle hesaplaşıyor falan kızının tavrından. İşte bir karar veriyor yani kızıyla yaşadığı, geçirdiği günler onu eskiye götürüyor ve gençliğine bugünüyle birleştiriyor. Bir imtihan süreci gibi düşünün. Beyaz Yağmur'da da bir kız var. Annesinden ayrılıyor ve uzaklarda çalışmak istiyor. Böyle bir ülke. Bir de Cengiz Aytmatov'da o var. Ben o dönemi biliyorum. 81'liyim ben. Bizim zamanımızda sosyal bilgiler dersinde Rusya Devleti yoktu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, SSCB diye büyük bir devlet vardı. Çok uluslu. Ondan sonra bunlar bölündü. Kırgızistan falan oldu. Bu insanlar o dönemin insanları ve şey, böyle ülke sevdası çok keyifli. Okurken ben mesela bizim yazarlarda çok az okuduğum bir şeydir. Burada o kadar çok net ki mesela diyor ki düşünsene diyor bir avuç toprağa diyor ekmek için diyor neler yaptık diyor. Düşünsene diyor biz böyle çalışırsak diyor vatan ne kadar kalkınacak. Hani bundan 20 yıl sonra bizde de var. Şimdi anlattıkça hak yediğimi fark ettim falan ama hani Cengiz Aytmatov'un kitaplarında hep var. Hep böyle bir ülke bilinci, ülkeye fayda. Milli bir fayda. Hep böyle kalkınma, hep böyle yarına hizmet. Hep böyle yarın inancı. Tabii dönem yazarları bunlar. Normal yani. Annesinden ayrılıyor kız ve kendi ayaklarının üstünde çalışıyor ve kendi eşini seçiyor. Uzakta evleniyor. Annesinin geçirdiği içsel hesaplaşmayı anlatan güzel bir hikaye. Keyifli, Beyaz Yağmur bu. Eninde sonunda kızının sahip çıkış öyküsü. Baydamtal Irmağı'nda ise yine
Ülke için çalışan ama bir hatası yüzünden kaçan bir adamla yolları kesişen bir hidrolog, su bilimleri uzmanının yaşadığı aşk gibi, sevda gibi ama aynı zamanda içsel çatışmalar sürekli. Özellikle o adamın, kaçak olan adamın. Yani işini böyle işine aşık, vatanına aşık insanların ruhsal durumlarını anlatan güzel bir kitap olmuş. Hikaye olmuş. Bir de Cengiz Aytmatov sevgi çok sevmek çok şey bir şeydir böyle kendiliğinden böyle keyifli böyle. Hani sevdi yani. Şey ya eski usuldür yani. Yabancı bir erkek yabancı bir köye gelir ve karşılaştığı ilk kız kendine ilk yardım eden ilk kız sever yani. İyilik sevilir yani. Aytmatov. Seviyorum. Kaç lira aldım hatırlamıyorum ama şeyden aldım hatırlıyorum. Fuardan aldım hatırlıyorum. Fiyatını hatırlamıyorum. Burada da bir şey yazmıyor. Ne olacak atla deve değil. 10 liradır falan. Güzel başlarsanız güzel. Başlamazsanız güzel değil. Bir de uslup sevme meselesi tabii. Ben severim. Çok zor elime aldım ama aldığım zaman da bu şey de bitti. Yeğenim sınava giriyordu. Onu beklerken kapıda bitti yani. İkinci oturumda başladım. Bitti. 60 dakikada bitti yani. Dakikada 2 sayfa okumuşum. Sağa solda kestiğimizi düşünürsek. Tavsiye ediyorum güzel bir kitap. Cengiz Aytmatov'un her şeyini tavsiye ederim. Ama o küçük kitaplardan başlamak motivasyon açısından iyi olabilir. Neyse. Cengiz Aytmatov, Yıldırım Sesli, Manasçı Kızıl Elma, Beyaz Yağmur, Baydam Talırmağında. Hikayelerini tavsiye ediyorum. Bol kitaplı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bugün de bir enerjim mi düşük benim? Tuhaf.